Yemek Adası mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim ve izleyenlerim. Bugün salça soslu spagetti makarnayı en lezzetli şekilde nasıl yapabiliriz, onun yapımını göreceğiz. Bu nefis tam kıvamında pişmiş makarnayı nasıl yaptım? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Uygun bir tencerenin yarısına kadar su doldurdum. İyice kaynadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Daha sonra bir paket spagetti makarnayı ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatmadan önce biraz da yağ ekleyelim. Zeytinyağı bir yemek kaşığı kadar, birbirine yapışmaması için. Daha sonra kapağını yarım yapalım ve kaynamaya bırakalım. Paketinin üzerinde ne kadar sürede kaynaması gerekiyor yazıyorsa o sürede pişirelim. Dilerseniz suyunu süzebilirsiniz, dilerseniz de çektirebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben suyunu süzdüm, bekliyor. Şimdi yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağını iyice ısıttıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı domates biber salçası karışık, onu ekleyeceğim. İlk önce bir kaşık ekledim. Güzelce kavurdum. Şimdi ikincisini ekliyorum. Salçanın yanmamasına özen gösterelim. Devamlı karıştıralım. Salçayı iyice kızartmak çok önemli. Ne kadar güzel kızarırsa salça yemeğinizde o kadar lezzetli olur. Bakınız rengini de verdi. Çok güzel kızardı. Şimdi damak tadınıza göre pul biber ekleyebilirsiniz. Miktarı size bağlı. Ben bir tatlı kaşığına yakın pul biber ekledim. Acı pul biber. Biraz kekik ekliyorum. Karıştıralım. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzun miktarı size bağlı. Dilerseniz bu aşamada üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar makarnanın suyundan ekleyebilirsiniz. Salçayı inceltmek için. Biraz makarnanın suyundan ekledim. Karıştıralım. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Hazırlamış olduğumuz sosu makarnanın üzerine dökelim ve güzelce karıştıralım. Her tarafına bu sosu yayalım. Daha sonra 15-20 dakika dinlendirelim. Kuru nane ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar. Evet, gayet güzel oldu. Şu anda akşam hava karanlık olduğu için belki rengini tam olarak göremiyorsunuzdur. Gayet güzel. Tam kıvamında pişmiş. Ne hamur ne de diri olmayacak şekilde güzel bir spagetti hazırlamış olduk. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.